umarım sesim geliyordur. Arka tarafta geliyor mu? Evet. Okay, evet. Süper. Bugün JavaScript'ten bahsedeceğim biraz. Fakat ondan önce birkaç sorum var. Burada öğrenci olanlar var mı? Öğrenci olanlar. Süper. Web ile ilgilenen frontend yazılım, JavaScript, HTML, süper. Güzel, sizlik bir sorun, doğru yerde. Okey değil mi? Şimdi JavaScript'e geçmeden önce bir tiyatro salonunda olduğumuzu düşünmenizi istiyorum. Bir tiyatro salonuna geldik. Koltuğumuza oturduk. İşte ışıklar yanıp sönüyor. Sesler yükseliyor, alçalıyor. Ama biz izleyeceğiz. Bizim tek yaptığımız şey o an, o anın tadına varmak. İşte ışıkların ne zaman sönüp yandığını umursamıyoruz. Oyuncuların ne zaman çıkacağını ya da gireceğini umursamıyoruz. Tek yaptığımız şey o anın keyfine varmak. Fakat iş programlamaya geldiği zaman biz aslında izleyici kısmından birazcık da bir tiyatroyu yapan, organize eden kısma geçiyoruz. Ve burada ışıkları açıp kapatan, işte oyuncuların girip çıkmasını sağlayan da tool'lardan en önemlilerinden bir tanesi de JavaScript. Bugün de işte bu JavaScript arka planda bu tool'ları nasıl açıp kapatıyor, hangi zamanda hangi işler yapıyor ve neden yapıyor, bunları biraz anlatmaya çalışacağım. Peki ben kimim? Orhan ben. Datapad'de şu anda frontend developer olarak çalışıyorum. Eğer sorunla ilgili bir sorunuz olursa ya da bana ulaşmak isterseniz herhangi bir konuyla ilgili sosyal medyadan Orhan Özkerçin diye bulabilirsiniz beni. Şimdi bir soruyla başlıyorum sunuma. Basit bir soru. JavaScript nedir sorusu? Sorunun basitliği kadar cevabı da aslında basit. İşte JavaScript high level, prototype based, object oriented bir dil. İşte multi paradigm var, just in time compile oluyor, dynamic, single threaded, garbage collected, işte non-blocking event loop'u var. Gayet basit, anlaşılabilir diye düşünüyorum. Tabii ben bu cümleyi bir şaka olsun yaptım. Anlaşılabilir bir cümle değil. Fakat cümledeki her kelime doğru aslında. Her söylediğim şey doğru. İşte burada high level bir dil, prototype based bir dil. Ve bunları aslında her birini birer sunum olarak anlatabiliriz. Her birini alıp bir sunum olarak anlatabiliriz. Bugün de hepsinden bahsedemeyeceğim için birkaç tanesini seçtim ben. İşte interpreted, just in time compiled nedir bundan bahsedeceğim. Single threaded olması ne anlama geliyor bundan bahsedeceğim. Birazcık da event loop'a gireceğim. Event loop'un çok detaylarına giriyor olamayacağım ama. Bunu da dedikten sonra başka bir soruyla devam edeceğim. Bizim kodlarımız nasıl gerçek oluyor sorusu. Ne demek istiyorum bunu söylerken? İşte biz soldaki gibi bir kod yazıyoruz JavaScript yazarken. İşte variable'larımız var, objelerimiz var, function'larımız var. Fakat günün sonunda bizim bilgisayarımız bu JavaScript kodunu anlamıyor. Bizim bilgisayarımızın CPU'sunu anlayabildiği tek bir kod var. O da binary kod. Yani sağda gördüğünüz gibi birler de sıfırlardan anlıyor. Biz JavaScript kodunu yazıyoruz, browser'ımızda görüntüleyebiliyoruz, çıktısını alabiliyoruz. Demek ki bizim kodumuz bir şekilde bu JavaScript'ten sağdaki gibi, binary koda çevrilmesi lazım. İşte bunu çeviren de programlardır. Bu programlara da biz compiler ve interpreter diyoruz. Bunlar aslında bizim yazdığımız programlama gibi birer program. İşte JavaScript engine'lerin içerisinde bulunan programlar. Ve bunların görevi bizim kodumuzu alıp binary koda çevirmek. Yani CPU'muzun anlayabileceği bir koda çevirmek. Biz de bunların çıktısını görebilmek. Bu iki programın da temelde amacı bu. İkisi de binary koda çeviriyor. Peki nedir? Neden iki tane var? Nedir bunların farkları? Şöyle ki, şimdi compiled language'ler dediğimiz language'ler şöyle yapıyor. Bizim kodumuzu alıyor, source kodumuzu, JavaScript kodumuzu ve compile ediyor. Compile etmesi demek aldığımız kodu makine koduna çevirmesi demek. Ortada gördüğünüz gibi bir makine kodu yazıyor ve portable file yazıyor. Bu portable file dediğimiz şey bizim çalıştırılabilir dosyalar. Mesela biz bugün masaüstüne giriyoruz, çift tıklıyoruz bir dosyaya ve çalıştırıyoruz. Aslında o program daha önceden compile edilmiş ve biz aslında tıkladığımız zaman execute ediyoruz. Yani çalıştırmış oluyoruz. Ve bu çalıştırma işlemini biz dilediğimiz zaman gerçekleştirebiliyoruz. Yani compile language'ler ne anlama geliyor? Biz bir kere compile ediyoruz programımızı ve dilediğimiz zaman çalıştırabiliyoruz. Buradan da anlayabileceğiniz üzere aslında compile olmuş, yani elimizde binary kod olduğu için her çalıştırmamız çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Çift tıklıyoruz, direkt görüyoruz. Fakat burada şöyle bir problem var. Biz bu programı geliştirirken daha çalıştırmadan önce her yaptığımız değişiklikte bu compile işlemi tekrar gerçekleşmek zorunda. Bu da geliştirme yaparken experience anlamında, deneyim anlamında bize biraz eksi yazıyor. Biraz beklememiz gerekiyor. C++, işte Go, Rust gibi dillerde compiled language'ler olarak isimlendiriliyor. Öte yandan interpreted language'lerde farklı nesneler arasında bir compilation işlemi yok. Direkt source code, execution line by line yazıyor. Yani kodumuzu bizim interpreter'ımız, yani kodu makine koduna çeviren program alıyor satır satır, bakıyor makine koduna çeviriyor, çalıştırıyor. Makine koduna çeviriyor, çalıştırıyor. Bu işlemede bunları yapan dillerde interpreted language'ler olarak isimlendiriyoruz. Burada şöyle bir problem var. Her çalıştırdığımızda programımızı bir makine koduna çevirme işlemi var. Burada bir kere çeviriyorduk ve istediğimiz zaman çalıştırabiliyorduk. Fakat burada öyle değil. Biz her çalıştırdığımızda tekrar makine koduna çevirmek zorunda kalıyoruz. Bu da compile language'lere göre ciddi bir yavaşlık olması söz konusu oluyor. İşte PHP, Ruby, Python, JavaScript gibi diller interpreted language'ler. Ben burada yavaşlıktan bahsediyorum.
buradaki dillerin hiçbiri yavaş değilmez efendim. İşte Python'da data science'da kullanılıyor vesaire. JavaScript çok büyük codebase'ler var JavaScript yazmış. PHP keza öyle. JavaScript ama bu şekilde çıktı. Yani JavaScript bir interpreted language olarak lanse edildi. Çıkışı bu şekilde. Peki JavaScript'in yavaş olmadığını da söyledik. Yavaş değil. Peki bunu nasıl çözüyor? Şimdi ondan bahsedeceğim. Fakat küçük bir not söyleyeyim burada. Bizim burada aslında compiled language ve interpreted language diyoruz. Fakat dillerin compiled ya da interpreted olma gibi bir özelliği yok. Diller sadece tool'lardır. Bizim bunları makine koduna çevirme şeklimiz compiled ya da interpreted'dir. Ama genelde işte bu dillerin birçoğu çok büyük oranda compiled olarak çevirdiği için compiled language olarak isimlendiriliyor. Şimdi JavaScript yavaş değil dedik ve nasıl yapıyor bu işi? Şimdi just-in-time compilation diye bir operasyon var JavaScript dünyasında. Bu JavaScript'in çıkışında aslında bu kadar büyük topluluklara, bu kadar fazla kullanıcılarından kullanılması amaçlanarak çıkmadı bu değil. Sonrasında işte geliştikçe, evrildikçe birçok insan tarafından kullanılmaya başladı. Ve bu yavaşlığı da just-in-time compilation dediğimiz bir yöntemle çözüyor. Aslında bu yöntem JavaScript engine'lerinin bulduğu bir yöntem değil. 1960 yılında bulunan bir yöntem. Diğer adı da dynamic compilation. Şöyle oluyor kodumuz. Yine gördüğünüz gibi compilation işlemi var. Bir makine kodu çeviriyor ve execute oluyor. Fakat orada portable file ifadesi yok. Yani bize çalıştırılabilir bir dosya çıkartmıyor. Kodumuz makine kodunu çevirdikten sonra direkt execute oluyor. Şimdi bunu aslında dediğim gibi JavaScript bulmadı. Daha önceden Java'da JVM'ler var. Java Virtual Machine, işte C#'da Common Language Runtime gibi şeyler var. Bunlar kullanılan, bu olay kullanılan bir olay aslında. Fakat JavaScript bunu kullanarak işte az önceki interpretation'ın getirdiği yavaşlığı bu şekilde çözüyor. Yani JavaScript aslında yavaş bir dil değil, böyle çözüyor. Şimdi tabii çok yüzeysel oldu bu. Şimdi engine içerisine gireceğiz ve nasıl aslında bu just-in-time yaptığını görüyor olacağız. Şimdi engine'e bir bakalım. Bizim yukarıda bir kodumuz var. Ne yazdığının bir önemi yok hatta. Bir JavaScript kodu. Engine'e geldi. Çalıştırmaya başlayacağız kodumuzu. Engine önce kodu alıyor. Bir baştan aşağı tarıyor. Bir syntax olarak bir problem var mı bakıyor. Syntax olarak bir problem yoksa, yani mesela array tanımladık. İşte köşeli parantezler açıp kapatmış mıyız? Virgülle ayırmış mıyız elemanları? Her şey okeyse parse ediyor. Parse ettikten sonra AST denilen bir data structure oluşturuyor. Bu veri yapısı oluşturuyor. Bu veri yapısı nasıl bir şey diye merak ediyorsanız şöyle bir veri yapısı. Birçok şey var içinde. Engine koyuyor onu kendisi. Ama günün sonunda işte const x Orhan diye bir şey tanımlamışım. Burada Orhan'ı görebiliyorum. Burada da const veri yapısını görebiliyorum. Değişikliğini görebiliyorum. Tipini görebiliyorum pardon. Yani böyle bir şey çıkıyor parse ettikten sonra ortaya. Sıradaki işlem az önce görmüştük. Compilation işte. Yani kodumuzu artık makine koduna çevirmemiz lazım. Bu AST'yi alıyor, engine'de compilation işlemini yapan kısım, motor, bir makine koduna çeviriyor. Bizim elimizde şu an birler ve sıfırlar var. Yani artık kodumuzu, JavaScript kodumuzu bilgisayarın CPU'suna verebiliriz ve bilgisayarın CPU'su bunu anlayıp çalıştırabilir. Ki sıradaki adım da bu zaten. Alıyor bu makine kodunu, CPU ve execute ediyor. Execute ettikten sonra artık execute, yani programımız bizim satır satır çalışmaya başlıyor. Ve bu çalışma işlemi, şurada gördüğünüz, okla gösterdiğim şey, call stack denilen bir yapı tarafından yönetiliyor JavaScript engine'de. Bu call stack'i bahsediyor olacağım zaten. Fakat bu nasıl hızlandırıyor JavaScript diye düşünebilirsiniz. İşte aslında hızlandıran nokta bu execution işleminden sonra gerçekleşiyor. Biz kodu execute ettikten sonra engine'ler runtime'da, yani biz programı çalıştırırken bu makine kodunu alıyorlar ve optimizasyonu sokuyorlar. İşte bazı optimizasyon şekilleri var, o detaylara girmeyeceğim. Ama günün sonunda kodumuz optimize oluyor runtime'da ve tekrar execute oluyor. İşte bu olaya da just-in-time compilation işlemi deniyor, az önce bahsettiğim işlem. Burada optimization, compiling ve parsing işlemleri aslında şey, JavaScript, bizim JavaScript kodumuza erişebildiğimiz şeyler değil, kısımlar değil. Bunlar engine tarafından farklı tracklerde, CPU'nun farklı tracklerinde gerçekleştiriliyor. Bunu da söylemiş olayım. Bunu da bahsettikten sonra ben tabii bu sunumu hazırlarken birçok eğitim izledim, birçok makale falan okudum nasıl yapayım diye. Şöyle bir problemle karşılaştım. Genelde eğitimlerde JavaScript engine ve JavaScript runtime aynı şeymiş gibi anlatılıyor. Fakat aslında aynı şey değil. O yüzden burada ondan bahsetmek istiyorum çok kısaca. JavaScript engine dediğimiz şey az önce gösterdiğimiz işlemleri yapan, içinde işte call stack olan, bahsediyor olacağım, heap olan, birçok şey olan bir engine, yani bir program gibi düşünebiliriz. Runtime ise birazcık daha yukarıdan bakılışı gibi, içinde engine olan, işte web API olan, callback queue olan, işte bu tarz birçok şeyin olduğu environment'a da runtime diyoruz. İşte browser'larımız bir runtime. Biz Chrome açtığımız zaman aslında bir JavaScript runtime çalışıyoruz. İşte Chrome'un içerisinde engine var, Chrome'un sağladığı API'ler var, işte callback queue'lar var vesaire. Ve bunu gördükten sonra mesela şeyi gördüm ben. JavaScript'te asenkron diye bir şey var. Asenkron JavaScript diye bir şey var. Ve bu asenkron JavaScript'te eğitimlerde anlatılırken hep set timeout örneği veriliyor. İşte set timeout diyor, bir tane bir şey yazıyor, callback function yazıyor. Bir de diyor ki şu saniye sonra çalışsın diyor. Fakat bu aslında bu set timeout JavaScript engine ile ilgisi olan bir şey değil. Ya da JavaScript spesifikasyonunda olan bir şey değil. Set timeout runtime içerisinde bulunan web API'ler tarafından bize sağlanıyor.
aslında buradan da runtime'la engine'in birbirinden farklı olduğunu anlayabiliriz. Bunu da anladıktan sonra en başa geri dönmek istiyorum. En başta ne demiştim ben? JavaScript single thread bir tip demiştim ve non-blocking inert loop'u var demiştim. Şimdi ne demek istiyorum single thread derken? Yani single thread demek şeyle CPU'la single bit tek bir thread üzerinden haberleşebiliyor. Bu da şu anlama geliyor. JavaScript aynı anda yalnızca bir iş yapabilir. Aynı anda yalnızca bir iş yapabilir. Bu önemli bir cümle. Fakat asynchron JavaScript'ten bahsettim az önce. Set timeout dedim. Bir saniye bekleyecek dedim. Biz bekliyor muyuz JavaScript'ı? Bir saniye set timeout yazarken beklemiyoruz. Ama asynchron kelimesi orada önemli. Şimdi nasıl oluyor ondan bahsedeyim birazcık. Şimdi az önce call back'ü görmüşüz zaten engine tarafında. Şimdi burada benim arabalarım var. Bu arabaları call stack gibi düşünün. Az önce call stack göstermiştim hatırlıyorsanız. Benim ilk baştaki arabamı bakıyor. Console log var bir tane diyor. Engine buna bakıyor. Bu bloklayan bir element. Bloklayan bir kod parçası mı? Değil. Diyor ki execute. Çalıştırıyor. O kodumuz çalışıyor. Sıradaki kod set timeout. Az önceki şey kodumuz. Çok pardon. Ne var? Set timeout var. Set timeout bir saniye beklemesi gerekiyor. Ve kodumuz bloklanmaması gerektiği için, asenkron çalışması için bu set timeout gidiyor, callback queue'ye gidiyor. Şuradaki callback queue'ye. Yani beklemiyoruz. Onu başka bir yere atıyoruz. Ve burada aslında şimdi, runtime o bir saniye kendisi bir timer başlatıyor, bekliyor. Bizim kodumuzla alakası yok. Bizim kodumuz çalışmaya devam ediyor. Başka bir kod geldi, bekleme yapma diyor, devam ediyor, çalışıyor. Sonra bir saniye geçti, callback queue'dan bizim kodumuz tekrar geri geldi, benim sürem bitti diye, callstack de boş, içeri girdi, bunu da çalıştırmış ve bitirmiş olduk. Yani ne anlamış olduk buradan? Biz aynı anda tek bir araba geçti her zaman. O anda bir araba geçiyor. O anda sadece bir kod çalışıyor. Beklemesi gereken kodlar, bunlar bazıları direkt default'ta asenkron olarak çalışması. Mesela set timeout öyle bir fonksiyon. Bazılarında biz direkt asenkron yapabiliyoruz. Beklemesi gereken kodlar farklı bir yerde bekliyor. Başka bir thread'de bekliyoruz biz onları. Ve diğer kodlar çalışmaya devam ediyor. Yani biz tek bir işlem çalıştırdığımız doğru, fakat bazı kodları da başka bir yerde bekleyebiliyoruz. JavaScript'teki aslında non-blocking event loop dediğimiz olay bundan ibaret. Şimdi az önce call stack yazmıştım o arabaların bulunduğu yere. Call stack'ı burada görüyorsunuz. İşte buradaki her bir kutu bir aslında bir JavaScript kodu, bir JavaScript bloğu. Ve bu işte az önceki gibi araba geliyor. En üstte ne varsa çalışıyor, bitiyor. Diğeri çalışıyor, bitiyor. Her biri çalışıyor, bitiyor. Ve bizim callback queue'umuzda bir şeyler var. Mesela biz bir buton koymuşuz. Demiş ki butonun click'ini dinle. Ve biri gitmiş o butona click olmuş. Click olduğu an bizim o click event'imiz geliyor. Call stack'e çalışıyor oradaki o neyse artık oradaki kod bloğu. Çalıştıktan sonra da o da uçacak. İşte bu olaya da biz aslında JavaScript'te event loop diyoruz. Bazı şeyler beklemesi gerekiyor ama bizim kodumuz beklememesi gerekiyor. O yüzden o beklemesi gereken şeyler callback queue'da bekliyor. Burada bilen arkadaşlar vardır, şimdi microtest queue'lar vesaire de var. O kadar detaya girmek istemedim. Günün sonunda yaptığı şey bu. Bir yerde beklemesi gereken kodlar bir yerde bekliyor. Ve bunu runtime kendisi handle ediyor. Oradaki timer'ı kendisi handle ediyor. Bir de şeyden bahsetmiştim. Runtime işte browser runtime demiştim. Bir de mesela ne var JavaScript runtime'ı? Node.js var. Şimdi Node.js engine yine aynı yerde, callback queue da aynı yerde. Fakat oradaki web API'ler gitti bu sefer. İşte C++ API'leri geliyor vesaire. Çok önemli değil. Yani farklı runtime'lar ama aynı engine burada duruyor. Bu V8 engine bu arada. Chrome'un geliştirdiği bir engine. Şimdi burada neyi görmüş olduk aslında? Ne çalışıyorsa çalışsın JavaScript'te, online'da, callstack'te çalışıyor. Callstack'ten gidiyor. Bu cümle önemli. Tekrar ediyorum. JavaScript'te ne çalışıyorsa çalışsın, hangi kod bloğu çalışıyorsa çalışsın, mutlaka callstack'ten yönetiliyor. Ne demek istiyorum burada? Yani nasıl callstack'ten yönetiliyor? Bir örnekle açıklayacağım bunu. Şöyle ki, solda bir kodum var. JavaScript engine'in bu kodumu aldı. Direkt engine'e girdi, çalışmaya başlayacak. İlk başta girdiği an koda bir tane global oluşuyor. Global execution context oluşuyor. Yani globaldeki kodlarımızı execute edeceğimiz, globaldeki kodlarımızı tutar içinde execute edeceğimiz context oluşuyor. Global'e girdiğimiz zaman bu context ne dedik? Ne çalışıyorsa call stack edelim mutlaka. Call stack'e geçmek zorunda. Şu anda global şeydeyiz. Sonra first'e geldi. Fonksiyonlar çalıştırılmadan, çağrılmadan çalışmazlar. Devam ediyor. Bunu hafızaya yazıyor ama çok önemli değil şu anda. Second'a geldi, third'a geldi. Şimdi first'a çalışacak, first fonksiyonumuzda. First fonksiyonumuzda gitti çalışmaya başladı. Çalışmaya başladığı an, ne dedik, ne çalışıyorsa call stack'te. Çalışmaya başladığı an, call stack'te olması gerekiyor bunun. Call stack'e geldi, first fonksiyonumuz çalıştı, bitti, call stack'ten gitti. Sırada second fonksiyonu var. Second için, second fonksiyon için execution context oluşuyor. Bu execution context call stack'e giriyor, çalışıyor, bitiyor. Third fonksiyon için bir execution context oluşuyor. Call stack'e giriyor, çalışıyor ve bitiyor. Sonra en son aslında bu state'de kalıyor JavaScript. Biz browser'ı kapattığımız zaman o global'de uçup gidiyor oradan. Şimdi ben burada execution context denilen bir şey söyledim sürekli. İşte global execution context dedim. İşte first fonksiyon için dedim, second fonksiyon için dedim. Ne demek bu execution context?
execution context dediğimiz şey aslında bizim o an JavaScript'te az önce execution context denilen bir şeyden bahsettim ben. Oradan devam ediyorum. Dedim işte global'e geldi, global execution context dedim. Fonksiyonlara geldi, function execution context dedim. Bu execution context dediğimiz şey bizim o an çalışacak olan JavaScript kodumuzu barındıran ve bu JavaScript koduna yardımcı olabilecek bazı şeyler barındıran bir context. Bu bazı şeyleri açıyor olacağım. Biz JavaScript koduna odaklanalım şimdi. Az önceki örneğe geri dönelim. Az önceki örneğim burada. Ben ilk girdiğim zaman hatırlıyorsanız yeşil bir global diye bir şey çıkarmıştım. Sonra o yeşil global'ı almıştım cost'e. Global execution context'e. Her bir fonksiyon içinde birer tane first yeşil oluşturdum, second oluşturdum, third oluşturdum. Cost'e'ye aldım. Aslında orada söylememden de anlayabileceğiniz üzere JavaScript'te iki farklı execution context var. Bunlardan bir tanesi global execution context, ilk oluşturduğum context. İkincisi de her bir fonksiyon için oluşturduğum context. Global execution context anlayabileceğiniz üzere her bir JavaScript dosyasında bir tane global execution context olabilir. JavaScript engine'i alır almaz şeyi, script tagini, şey, script kodunu bir tane global execution context oluşturuyor. Ve function execution context öte yandan her bir fonksiyon için oluşuyor. Yani birden fazla bir JavaScript dosyasında function execution context olabilir. Bu execution context dediğim gibi o an çalıştırdığımız kodu barındıran context gibi düşünebiliriz. Şimdi ben bazı yardımcı şeyler demiştim. Kodumuz ve bazı yardımcı şeyler demiştim. İşte bu bazı yardımcı şeyler dediğim şey aslında bizim execution context'imiz create edilirken oluşan şeyler. Şurada 3 tane şey görüyoruz. Execution context'imiz 2 aşamada oluşuyor. Creation phase ve execution phase. Execution phase zaten bizim kodumuz tek tek çalışıyor. Bir program yok orada. Çok bir esin istiyor. Kodumuz satır satır çalışıyor. Bizim yaydığımız komutlarla. Creation phase öte yandan şey, birazcık ilginç. Biz bütün JavaScript interview'larında vesaire sorulan bazı sorular var işte. Hoisting nedir? İşte closure nedir? O nedir? Bu nedir? Tamamı buradan geliyor. This keyword'ü mesela çok belalı bir şeydir. Şimdi buraya geldiğimde ben aslında şey sunumum devam edecektim. Birkaç tane daha böyle animasyonlu bir şeyler alacaktım. Fakat artık dedim ki burada herhalde koda girmek, birazcık daha böyle demo göstermek daha mantıklı olacaktı. Çok da meşhur bir söz var zaten. Talk is cheap, show me the code diye. O zaman ben bir demo hazırladım. Çok ufak. Onu göstermek istiyorum. Ups. Birazcık büyük gözüküyor olması gerekenler ama yapacak bir şey yok, gözüküyordur herhalde. Şimdi biz 3 tane şey göstermiştik creation phase'de. O bazı şeyler 3 tane şey aslında. Birincisi variable environment. Daha bizim kodumuz çalışmadan önce, execute edilmeden önce engine tarafından oluşturulan bir variable environment var. Ne demek istiyorum burada? Şimdi bir tane case'imiz olur varsayalım. Şuradaki gibi bir case'imiz var. İşte my name Orhan, my surname Özkerçin vesaire. Burada bir gariplik yok. İki tane şeyim var, variable'ım var, bir tane fonksiyonum var. Fonksiyonu çağırıyorum, variable'ları da console.log yazıyorum. Bu zaten diğer dillerde olan arkadaşlar için de garip gelmeyecek bir şeydir diye tahmin ediyorum. Ve bu zaten logladığımız zaman da şöyle bir şey görüyoruz. Bak, fonksiyon çalışıyor, myAge yazdırıyor. Name'i ve surname'i yazdırıyor. Burada bir problem yok. İşin enteresanlaştığı kısım şu aslında. Bu sefer variable'ların yine var, aynı kodum. Fonksiyonum var burada. Fakat variable ve fonksiyonu üstte loglamaya çalışıyorum. Burada bir hata fırlatacak diyen var mı? Hata fırlatır, daha tanımlamadan gelişmeye çalışıyorum. Herkes JavaScript biliyor, süper. Evet, hata fırlatmaz. Ama ben aslında burada diğer dillerde yazdığımı varsayarsam hata fırlatması çok mantıksız gelmiyor bana. Neden? Daha burada variable'ları daha tanımlamamışım bile, erişmeye çalışıyorum. Fonksiyonu daha tanımlamamışım, erişmeye çalışıyorum. Nasıl hata fırlatmıyor? Çok da makul gelmiyor. İşte bunu hata fırlatmamasının sebebi bizim kodumuz çalışmaya başladığında, yani bu fonksiyonu çalıştırmaya başladığımızda, çağırmaya başladığımızda aslında execution phase'imizin creation phase'i tamamlanmış oluyor. Yani biz variable environment'ımızı oluşturmuş oluyoruz. Ne demek istiyorum burada? Kodumuz daha execute etmeden önce engine tarıyor kodu ve variable'larımızı, şuradaki variable'larımızı ve function declaration'larımızı, yani şu function keyword'ını tanımlanan fonksiyonlarımızı hafızada ayırıyor. Bu variable'ların karşısına undefined değeri atıyor, fonksiyonlarımızı direkt hafızaya koyuyor. Şimdi bunun çıktısı şöyle olacak. Ya şu sağa kaydıracağım. MyAge yazdıracak, yani metodun çalıştı, fonksiyonun çalıştı, MyAge yazdı. Name ve surname undefined oldu. Hata fırlatmadan. Çünkü daha çalışmaya başlamadan önce engine'in bunu aldı, my name ve my surname'i hafızada tanımladı, log my age'i de hafızaya koydu. Ve o yüzden kodu biz çalışmaya başladığı anda bunlar zaten hafızada var. Ve biz kodu önden erişebiliyoruz. İşte bu olaya aslında JavaScript'te tüm interview'larda çıkar, hoisting deniyor. Bundan ibaret. Ve o genelde şöyle anlatılıyor hoisting.
Buradaki variable'larımız ve function declaration'larımız kodun en üstüne taşınıyor. O yüzden erişebiliyoruz. Öyle bir şey yok. Kod herhangi bir şekilde yer değiştirmiyor. Kod olduğu yerde. Sadece execution context'in creation phase'inde bizim bu kodlarımız hafızada tanımlanmış oluyor. O yüzden de öncesinde erişebiliyor. Şimdi burada tabii şey sorusu gelmiş arkadaşlar. Bu da var keyword'ü kullanan. Şu an var keyword'ü kullanan var mı? Yok. Herkes let ve const. Bir kişi var. Süper. Var keyword'ü kullanmıyoruz artık. Çünkü var keyword'ü biraz eskide kaldı. 2015 yılından itibaren let ve const keyword'leri girdi hayatımıza JavaScript'te. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Aynı case'im var. Bu sefer fonksiyonu çıkardım kolay olsun diye. Let var. İki tane metodum, variable'ım var. Loklamaya çalışıyorum. Hata fırlat arayan bir kişi. JavaScript bilen sayısı azaldı bir yandan. Süper. Evet, hata fırlatır arkadaşlar burada. Peki hata nedir? Hemen bakalım. Referans error, cannot access my name before initialization diyor. Yani my name variable'ına initialize etmeden önce erişmeye çalışıyorsun, bunu yapamazsın diyor. Peki my name variable'ına initialize ettiğini nereden biliyor? Yani initialize etmeden önce şey yapamazsın diyor. Demek ki initialize ettiğini biliyor. Ve var keyword'ünün az önceki aslında istemediğimiz davranış, yani biz daha fonksiyon şeyimizi, variable'larımızı tanımlamadan önce erişmek istemeyiz, bu bir hata olması lazım. Codebase büyüdükçe bu yönetilemez bir hale geliyor. Bunu bilen JavaScript engine geliştiricileri çekti. JavaScript dilini geliştirenler de let keyword'ünü getirdi. Ve işte daha önceden erişmeyi yasakladılar, bir şekilde engellediler. Fakat şöyle bir durum var. Genelde işte eğitimlerde yine anlatılırken let keyword'ü hoist edilmez. Az önceki hoisting işleme tabi tutulmaz. Ve const keyword'ü de geçerli bunun için. Diye bir anlatım var. Fakat bu doğru değil. Aslında bizim let keyword'lerimiz de hafızada ayrılıyor. O creation phase'de let keyword'ümüz de hafızaya tanımlanıyor. Fakat JavaScript işte let keyword 2015 yılından sonra şu kısma, yani bu my name için buraya kadar gelen kısma bu variable için temporal dead zone ismi veriliyor. Yani buraya gelene kadar olan kısımlar bu variable için temporal işte geçici ölü bölge gibi bir şey adlandırıyor. Burada erişemez. Aslında hafızada var. Çünkü nereden biliyoruz hafızada olduğunu? Burada fark ederseniz initialize ettiğimi biliyor. Burada engine onun initialize ettiğinin farkında fakat erişmemize izin vermiyor. Çünkü bu hataları engelleyen bir davranış. Burada temporal dead zone deniyor. Bu da interview'larda çıkar genelde. Hep olmasa da bile. Yani let keywordleri de, const keywordleri de hoisting ediliyor. Hoist ediliyor. Bunu da söylemiş olayım. Sıradaki olay da function case. Ne dedim ben? Global execution context var dedim. Bir de function execution context'ten bahsetmiştik. Function execution context az önceki her şeyi kapsıyor. Fakat artı olarak arguments diye bir tane şey var. Arguments diye bir obje oluşuyor function içerisinde. Array daha doğrusu. Burada mesela ben iki tane parametre verdim. Metoda. Fakat burada parametre almıyor. Argüman almıyor. Fakat bunu lokladığım zaman, bunu yazdırdığım zaman gördüğünüz gibi bu daha uzun da bu arada ben kısalttım. Argümanın içi dolu geliyor. Yani ben aslında daha burada kabul etmesem bile bir parametre şeyleri, buradaki argümanları alabiliyorum. Bu da function execution context'in creation phase'inde gerçekleşiyor. Yani biz function daha çalıştırmadan önce girdiğimiz anda argüman diye bir object oluşturuyoruz. Bunu da anlattıktan sonra aslında biz execution context'lerin creation phase'inde variable environment'ını tanımlamış oluyoruz. Daha çalışmaya başlamadan bu özellikler hazır. Kodumuz çalışmaya başlamadan bunlar hazır. Arguments hazır, işte az önce bahsettiğim her şey hazır. Sıradaki şey scope chain. Scope chain genelde aşina olabileceğiniz bir şey. İşte bir tane fonksiyonum var, fonksiyon içerisinde başka bir fonksiyon var. İçerideki fonksiyon, dışarıdaki fonksiyonun property'sine erişebiliyor. Aslında bu olaya scope chain diyoruz. Her içerideki metot, fonksiyon, bir dıştaki fonksiyonun değişkenlerine erişebiliyor. Bu göreceği hepimizin aşina olabileceği bir şey. Hemen hemen her dilde böyle buna benzer bir şeyler var. Ve scope chain tek taraflı oluyor. Yani yukarıdaki içeridekinin, yani Borneo'ya ulaşamaz ama işte bu içerideki yukarıdakinin şeyine ulaşabiliyor. Bu olaya scope chain deniyor. Bu da daha kodumuz çalışmaya başlamadan önce hazırlanmış oluyor. Burada şöyle bir durum var. Bundan da bahsetmek istedim buraya kadar gelmişken. Şimdi burada şöyle bir şey var. GetCalculateAge function'ı bize bir tane fonksiyon return ediyor. Şurası. Return ettiği şey bir fonksiyon. Ve ben bunu çalıştırdığım zaman aslında burada elime geçen şey bir tane fonksiyon, şu fonksiyon. Fakat az önce biz şunu gördük. Call stack'te bir fonksiyon çalıştığı zaman, first fonksiyonun çalıştığı yeşil kutu çalıştıktan sonra gitti. Ve ona ait her şey gidiyor. Context gidiyor çünkü. Fakat burada bu getCalculate fonksiyonu çalıştı, return etti. Ama benim içerideki fonksiyonum dışarıdaki fonksiyonun değişkenine erişmek istiyor. Eğer dışarıdakini biz uçurursak içeridekinin hata vermesi lazım. Bunun hata vermediğini biliyoruz JavaScript. Bu çalışan bir kod. İşte bu olaya da aslında biz bir fonksiyon dönüyorsa diğer fonksiyon içerisinde ve o fonksiyon dışarıdakinin değişkenini kullanıyorsa bu değişken hafızada heap denilen bir bölge yatıyor. Az önce çok ufak gözükmüştü.
heap denen bir bölgeye atılıyor ve biz bunu kullanmaya devam ediyoruz. Bu olaya aslında biz JavaScript'te closure adını veriyoruz. Yani bir metot daha sonra başka bir metodun, yani içinde olduğu metodun variable'larını kullanabiliyor. Bu olayda closure deniyor. Interview'larda %100 çıkar. Hiç şaşırmaz yani. UseState hook'u React'ta bunu kullanıyor. Aynen. React'ta hook'larda UseState bunu kullanıyor değil mi? Aynen, okey. Bunu da logladığımız zaman zaten şurada benim... Benim yaşımı yazacak. Yani ben aslında hesaplamayı yok ettim. Current year'dan, yani yukarıdakinden, 2022'den kendi yılımı çıkardım ve yaşımı görebildim şurada. 25'i görebildim. Yani çalıştım. Scope chain de oldu. Daha kodum çalışmaya başlamadı. Creation phase'deyim. Scope chain'i oluşturduk. Variable environment oluşturduk. Sırada disk keyword'a. Disk keyword'a çok tricky bir şey JavaScript. Çok değişkenlik gösterebiliyor. Runtime'da da değişkenlik gösterebiliyor. Bununla fokuslanmayacağım. Şunu göstermek istiyorum. Daha kodumuz çalışmaya başlamadan önce bizim disk keyword'ümüz create ediliyor. Disk keyword'ümüz oluşuyor. Şimdi disk keyword'ünü önce global disk'ten başlayalım. Hiçbir şey yok kodumda. Global disk'i logladım. Direkt en baştayım. Bomboş bir JavaScript'im var. Console.log disk yazıyor. Bunu logladığım zaman, çalıştırdığım zaman eğer browser desek window object'i gösterir. Node.js desek global object'i gösterir. Sebebi de şu. Yine kodumuz çalışmaya başlamadan önce daha bizim disk keyword'ümüz creation phase'de oluşturuluyor. Browser desek browser'ın bu JavaScript dilini geliştirenler şöyle useStrict diye bir olay çıkarttılar. Bu useStrict'i yazdığımız zaman bazı böyle istenmeyen davranışlar çözülüyor gibi bir şey. Burada mesela useStrict dediğimiz zaman bu disk keyword'ü burada bakarsak undefined gösterecek. Undefined göstermesi disk keyword'ünün yok olduğu anlamına gelmiyor. Function'ımız içerisinde bir disk keyword'ü var fakat bu function'a ait, window falan göstermiyor. Bu disk keyword'ü runtime'da değişkenlik gösterebiliyor. O bu oranın konusu değil, o farklı bir konu. Fakat şunu anlamamız gerekiyor, disk keyword'ü daha kodumuz çalışmaya başlamadan önce oluşturulan bir keyword. Yani bizim kodumuz oluşturuldu ve çalıştırdığımız zaman da undefined'i görüyoruz. Arrow function'lar var bir de. Arrow function'lar birazcık garip function'lar. This keyword arrow function'da şey. This keyword yok. Arrow function'ın kendine ait. Arrow function execution context'inde this keyword'ü yok. Az önce gördüğümüz arguments de yok function'larda olan. Burada biz logladığımız zaman window'u gösterecek. Biz burada useStrict kullansaydık da window'u gösterecekti. Arrow function'lar İçerisinde bulunduğu execution context'in disini alırlar. Bu global execution context olduğu için bu arrow function global execution context'in disini alıyor. Global'da window gösterdiğine göre arrow function'daki dis de window göstermiş oluyor. Aslında burada anlattıktan sonra bizim execution context'imizin creation phase'i tamamlandı. Artık kodumuz çalışmaya hazır. İşte variable environment'larımız hazır. Variable'ları hafızaya atadık. Function'larımızı atadık. Scope chain'imizi ayarladık. Yani engine ayarlıyor tabii bunları. Ne yaptı işte üstteki şey alttaki metot üstteki metodun variable'ına erişebildi. Scope chain'imiz okey. Disk keyword'ümüz oluştu. Fonksiyonda undefined global'de şey window'u gösteriyor. Artık kodumuz çalışmaya hazır. Sıradaki işlem satır satır okuyor kodu en başta başlayan. Ne yazdıysak çağırdıysak onu çağırıyor. Ne yaptıysak onu yapıyor. Ve çalışmaya başlıyor. Aslında JavaScript engine kodumuzu çalıştırmadan önce bunları yapıyor. Kodumuzu parse ediyor, compile ediyor, execute ediyor. Execute da bunları yapıyor. Daha çalışmaya başlamadan önce birçok şeyi oluşturuyor ve kodumuz çalışmaya başlıyor. Günün sonunda olay bundan ibaret. Çalışma kısmı zaten hepimizin bildiği. Ne yazdıysa o çalışıyor. Neyse günahımız çıkıyor. Şimdi ben az önce görsellerde CoStack vardı. CoStack yanında bir tane heap vardı. Böyle küçük küçük renkli şeyler vardı. Şimdi ben birazcık konudan sapacak gibi olacağım ama onu bahsetmeden havada kalmasını istemedim. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle bir kodumuz olduğunu varsayalım. Yukarıda my age var. Your age eşittir my age demişim. Your age 30 demişim. My age'i logladığım zaman, your age'i değiştirmişim, my age'i logluyor. My age 25 diyenler, 30 diyenler. Evet, burada aslında my age 30 olmuyor, 25 oluyor. Çünkü buradaki your age'i değiştirdiğim zaman my age değişmemiş oluyor. Şimdi bahsedeceğim sebebinden. Aşağıda object'im var, me object'i. Bir tane friend oluşturmuşum. Demişim ki, me friend atamışım ve friend'in age'ini 30 yapmışım. Burada me'nin yaşı 25 olur diyenler, 30 olur diyenler, burada me'nin yaşı 30 oluyor. Çünkü burada bir object var, az önce bir tane number var. Şimdi neden böyle oldu ondan bahsedeceğim. Ondan bahsedebilmek için tekrar bir demoya, sunuma geri dönmem lazım. Okay. Az önceki görseli hatırlıyorsunuz, heap'imiz vardı, costay'imiz vardı. Costay'dan ya detaylıca bahsettik zaten. Bu arada ne kadar vaktim var ya? Öyle mi? Ulan çok hızlı anlamış. Anlaşıldı mı söylediğim? Çok hızlı anlamış. Okay, süper. Costay, az önce zaten bahsettik. Bir de heap var.
bu heap dedi, JavaScript'te iki farklı şeyimiz var bizim, veri tiplerimiz var. Biri referans veri tipleri, biri primitive veri tipleri. Kadar Kosey'in nasıl çalıştığını anlatmıştık. Fakat şöyle bir durum var. Bizim bu referans veri tiplerimiz JavaScript'in heap denilen bölgesinde saklanıyor. Primitive'lerimiz de Kosey'de saklanıyor. Bu heap aslında bizim kalıcı memorimiz, kalıcı hafızamız gibi düşünebiliriz. Konsepte geçici. Neden geçici? Çünkü biz execution context'i uçuruyorduk. Uçurduğumuz zaman doğal olarak oradaki tanımlanmış olan variable'larımız da uçuyor hafızadan. Ama heap'i uçurmuyoruz. Nasıl oluyor bu olay? Ondan bahsedeceğim. Hazır baktığınız zaman su içeyim. Ben bayağı az kaldı zaten düşmüşüm. Okey. Az önceki kodumuzu hatırlıyorsunuz. My age, your age, my age 30 falan. Şimdi burada my age'im, buradaki olayda bir adresi gösteriyor. Aslında bizim variable'larımız value tutmaz. Variable'larımız adres gösterir her zaman. Genelde pointer'ların adresi gösterir, pointer olmayanlar value tutar gibi bir algı var. O doğru değil. Variable'larımız adresi gösteriyor. Fakat bu adresin adreste duran bir value var. Yani my age 001'i gösteriyor. 001'de 25 var. Sonra your age oluşuyor. Bir problem daha var burada genelde yanlış bilinen. Your age oluştuğu zaman direkt kopyalanıyormuş gibi düşünülüyor. Fakat kopyalanmıyor aslında. Your age oluştuğu zaman my age de aynı adresi gösteriyor. Yani aslında ikisi de aynı adrese bakıyor şu anda. Fakat value'lar immutable, yani değiştirilemez şeyler, değerler. O yüzden biz your age'i değiştirdiğimiz zaman bu value'yu 25'e değiştiremiyoruz. Ve şey yapıyoruz. Yeni bir adreste yeni bir value tutuyoruz. Ve your age artık yeni adresi gösteriyor. Ve artık your age'imiz 30 oldu. My age o yüzden değişmiyor. Çünkü adresi tuttuğu value immutable, değiştirilemez. Fakat öte yandan az önceki örneğimde me diye bir objectim vardı. Bu me objectim aynı yukarıdaki şey gibi yeni bir adresi gösteriyor. Fakat bu sefer adresin value'sunda şey yok. Bir value, buradaki değer yok. Bir başka bir adres var. Bu adres neresi? Aşağıda görüyorsunuz heap'te. Aslında bu adres de heap'teki başka bir adresi gösteriyor. Ve bu heap'teki adresin value'su bu sefer burada gördüğümüz objectin kendisi. Ve aslında bu me object'te adres gösteriyor. Adresin value'su başka bir adres. Heap dediğimiz alanda. Ve bu heap'teki alanda da bizim value'umuz, yani object'imiz tutuluyor. Bu da oraya point ediyor. Peki biz thread diye bir şey oluşturduğumuz zaman ne oluyor? Thread diye bir şey oluşturduğumuz zaman thread gidiyor yine aynı adresi gösteriyor. Az önceki your age gibi. Fakat değişiklik yaptığımız zaman, age'i değiştirdiğimiz zaman bu sefer fark ederseniz value'yu değiştirmemize gerek yok. Biz heap'e gideceğiz. Ve heap'te o 25 diye gördüğümüz yer aslında şimdi 30 oluyor. Ve aslında iki değişkenimizde aynı value'yu gösterdiği için o value'da da heap'te aynı değer olduğu için ikisinin de değeri 30 olmuş oluyor. Bu da aslında heap'in ne işe yaradığını, ya da işlerinden bir tanesi de bu. Orada bahsettiğim için boşluk kalmasın diye buraya da eklemek istedim sunuma. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer varsa bir sorunuz, sorunuzu alabilirim.